Merhabalar, ben Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Sergen Kara. 2015 sezonundan beri aralıksız olarak kazı çalışmalarına katılıyorum ve şu anda alan sorumlusu olarak burada görev yapmaktayım. Olimpos Antik Kenti'nde biraz önce Mert arkadaşımın da anlattığı gibi bu antik kent, Kuzey Kent ve Güney Kent olarak ikiye ayrılmış bir antik kent. Bizim öyle nitelendirdiğimiz bir kent. Kazı çalışmaları da yoğunlukta olarak Kuzey Kent'te devam etmekte. Bu yılki ve önceki yıllardaki kazı çalışmalarının temelini şu anda röportajı gerçekleştirdiğimiz Psikoposluk Sarayı olarak adlandırdığımız yapı kompleksi teşkil etmektedir. Kazı çalışmaları kentin kuzey kısmında Psikoposluk Sarayı merkez alınarak devam etmekte. Psikoposluk Sarayı olarak adlandırdığımız yapı büyük bir kompleks. İçinde kilisesi, vaftizhanesi ve psikoposun idari işlerini yürüttüğü mekanların bulunduğu bir alan. Burayı kademeli olarak açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Bu yılki kazı çalışmalarımız Güney Stoa ve Kuzey Stoa'da devam etti. Buradaki Roma döneminde dükkan sırası olarak kullanılan yapıları açığa çıkarttık. Aynı zamanda Psikoposluk Sarayı'nın kuzeydoğusunda çalışmalarımız devam etti. Şu anda hala Psikoposluk Sarayı'nın kuzeydoğusunda çalışmalarımız devam etmekte. Aynı zamanda kentin yine kuzeyinde yer alan Üç Nolu Kilise'de de kazı çalışmalarımız devam etmektedir. Kazı çalışmalarında öncelikli olarak yapıları açığa çıkartmayı, daha sonra ise sağlamlaştırarak korumayı hedeflemekteyiz. 5 yıllık kazı planımızda kentin kuzey kısmını ziyarete açılmasını hedeflemekteyiz. Bir yandan da kazı çalışmaları tapınakta devam etmektedir. Tapınağı açığa çıkarttıktan sonra belgeleme çalışmalarını yürütmekteyiz. Tapınaktaki kazı çalışmalarının ardından tapınağın 3 boyutlu taramaları yapıldı ve planı çıkartıldı. Rekonstrüksiyonu yapıldı tapınağın. Aynı zamanda kule vinç yardımıyla tapınağın blokları kaldırılarak ve numaralandırılarak kaldırıldı ve daha sonra restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere istiflendi. İlerleyen süreçte tapınağı ayağa kaldırmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda da çalışmalarımız devam etmektedir.